yüksek yargı başkanlarının mevsimlik işçilere özenip çay topladığı, MİT müsteşarının Afrika'da gezdiği bir devlet sahipsiz değildir de nedir? Masum insanlarımızı dinleyen, gözetleyen, sahadan gerekli gereksiz istihbarat toplayan bir kamu kuruluşunun tehditleri önlemesi, tehlikeleri fark etmesi beklenirken aksi gelişmeler yaşanmaktadır. Adeta güvenlik amacıyla mahalle arası yol kesen ve kontrol yapanlar bomba yüklü araçları hiç mi görmediler, hiç mi şüphelenmediler? Cumhurbaşkanı diyor ki ilk insanla başlayan bu mücadele kıyamete kadar sürecektir. Sayın Erdoğan ne demeye çalışmaktadır? Hangi ilk insanın mağarasında bomba patlamış? Hangi ilk insan terör faaliyetine girişmiştir? Mücadele kıyamete kadar sürecekse, yani terörün bitmeyeceği kabulleniliyorsa, yıktık, dize getirdik, başardık, gömdük, bitirdik demenin ne alemi vardır? Her terör saldırısından sonra güvenlik toplantıları yapılır, sonra toplananlar bir daha buluşmak üzere yine dağılır. Bir bakarsınız devletin zirvesinden açıklama üstüne açıklama yapılır. Hemen sonra taziye mesajları yağmur gibi yağar. Her seferinde sabrın sonundayız, bıçak kemiğe dayandı, bu defa başka olacak, bedelini ödeyecekler, sonuçlarına katlanacaklar, yarın çok şeye gebe türünden sayısız konuşmalara şahit olunur. Fakat göz boyayan kararlılık beyanları bir süre sonra fos çıkar ve de hayaller yerini gerçeklere bırakır. Türk milleti yıllardır bu kısır döngünün içinde hapistir. Bir defa şu kesindir ki bugün terörizm milletimizin boğazına sarılmışsa suç ve vebal ilkesiz AKP kadrolarının sırtındadır. Oslo'da yapılan pazarlıklar bomba olarak dönmüştür. İmralı ve Kandil arasında kurulan taviz köprüsü Türkiye'yi ateşe atmıştır. Hükümet çamura basıp çalıya asmaktan utanmamış, uslanmamış, terörizmi ufalayacağı yerde neredeyse uyduruğuna talip olmuştur. Ne yaşıyorsak dünün eseridir. Neyle muhatapsak dünün gaflet ve ihanetinin sonucudur. Türkiye'yi Suriye ve Irak yapmak isteyen küresel çevrelere iradesini kaptıranların aslında ne yatacak yerleri ne de bağışlanacak yanları vardır. Teröristler Türkiye'nin her bölgesinde eylem yapmaktadır. Giresun'dan sonra 5 Haziran günü Gümüşhane Torul Karayolu'nda iki evladımızın şehadetine neden olan hain saldırı bunun en açık delilidir. Ülkemiz vahim ve bir dar boğazda çıkmaz bir sokaktadır. Bebek katilleri her yerdedir. Şu rezil cürete bakınız ki IŞİD çetesi Kilis ve Gaziantep'i sözde fethetmek için tüneller açmış, bunu bile denemiştir. Bedeli şehit kanıyla ödenmiş bu aziz vatan topraklarında hak iddia eden, pay isteyen, yanılıp yenilip bir çakıl taşımızı ele geçirmeye kalkışan kim olursa olsun sonu korkunç ve yok oluştur. Türk'ün fetih namusunun mukaddes bir mirası olan son yurdumuzu gasp etmek niyetinde olanlar önce bizim bedenlerimizi çiğneyecekler, sonra cehenneme kadar gidecekler. Biz AKP'nin yanlışlarını biliyoruz. Uygulamadaki ve bugüne kadarki eksik ve ihmallerinin de bilincindeyiz. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türk milletinin güvenliği ve milli bekanın sağlam esaslara bağlanması hususunda fedakar ve sorumlu politikalarından ödün vermesini de hiç kimse beklememelidir. Terörle mücadelede her zaman güvenlik güçlerimizin ve devletin yanında ve arkasındayız. Bu kapsamda dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısına mutlaka destek verecek, gereğini de eksiksiz yapacağız. Demek ki neymiş, fiili desteğimiz hukuki boyut alabiliyormuş. Türk askerinin terörle mücadelede elini güçlendirmek, ihtiyaç duyduğu hukuki güvenceyi daha da genişletmek için
elimizden gelen çabayı göstereceğimizden herkesin emin ve müsterih olmasını bilhassa ister ve temenni ederim.